Merhaba, Washington Ulusal Sanat Galerisi'ndeyiz. Bertie Morisot tarafından yapılmış, gerçekten şahane bir tuvale bakıyoruz. Bertie Morisot, en önde gelen empresyonist ressamlardan biriydi. Ancak bu tuvalle ilgilenen tek ressam o değildi. Muhtemelen kayınbiraderi olan Manet bir gün uğradı ve tuvalin belli kısımlarını boyadı. Ancak bugün bunu net olarak söyleyebilmek pek mümkün değil. Buradan anlaşılan o ki Morisot bu küstahça hareketten pek memnun değildi. Ve bu olay bize Manet ile dönemin kadın erkek ilişkileri hakkında bir kadın için ressam olmanın ne demek olduğu hakkında bir şeyler söylüyor. Burada bir kadın empresyonist sanatçı için tipik bir konu olarak içsel, eve dair bir görüntü var. Hatta bu figürler sanatçımızın annesi ve kız kardeşi. Bar görüntüleri, kabare sahneleri, gece kulübü sahneleri veya sokak görüntüleri resmeden erkek meslektaşlarının aksine dönemin kadın sanatçıları için, özellikle de Morisot'un sosyal sınıfındaki bir kadın için bu tip resimler yapmak oldukça zordu ve uygunsuz görülüyordu. Dolayısıyla bu ev görüntüsünü ve modelleri olarak ailesini görüyoruz. Resimdeki kadınlar o dönemde kadınların yapmasının beklendiği okumak, el işi sanatlarıyla uğraşmak gibi etkinlikler içindeler. Oldukça zevkli bir iç dekorasyon görüyoruz. Ancak resim biraz hüzünlü. Resmin merkezindeki kadın hüzünlü ve o sosyal ortamda kapana kısılmış gibi görünüyor. Ön plandaki annesi de siyah elbisesiyle sanki yas tutuyormuş gibi. Bunu resmin yas tutmayla ilgili olduğunu düşündüğümden söylemiyorum. Sahne oldukça modern ve Parisyen bir görünümde. Ancak burada bu kadınların ev hayatını ve kapana kısılmış duygusunu görmemek güç. En azından biz 21. yüzyıl izleyicileri için. Bu duyguyu güçlendiren de resmin bu ortamdan kaçmanın ve kendinden beklenenleri karşılamanın bir yolunu arayan genç kadının kız kardeşi tarafından yapılmış olması ki bu onun için inanılmaz derecede zor ve karmaşık bir yol. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Berthe de kız kardeşi de resim dersi alıyorlar. Ancak sanatı bir kariyer olarak kovalayabilen yalnızca Berthe oluyor ve kardeşi de evlenip çoluk çocuğa karışıyor. Bu tür durumları resimden okuyamamak zor. Tuvalin kendisi güzelce yapılmış. İnanılmaz cafcaflı ve yapım şeklinde risk almaya dair sanki bir nevi açıklık ve isteklilik var. Bana kalırsa bu döneme göre oldukça olağanüstü. Üstelik bu erken bir tuval. 1869 yılından kalma ki bu da ilk empresyonist sergilerin ortaya çıkmasından 40-45 yıl öncesine dayanıyor. Buna rağmen bu tuvalde ekolün gereklerini yerine getiren birçok unsur görüyoruz. Daha doğrusu yerine getiren değil de bu ekole örnek olan diyebiliriz. Konturların açık olduğunu görebiliyorsunuz. Annenin sağ elinde görebileceğiniz gibi tamamlanmamış görünen unsurlar var. Bu sanki tamamlanmamış radikal bir davranış. Ayrıca pasajlar da inanılmaz derecede soyut. Eğer sol alttaki ters boşluğa, sehpanın ayağının iç tarafına bakarsanız, buradaki pembeli morlu şahane soyut şekli görebilirsiniz. Morisot'un burada griler, maviler, morlar, gölgeler ve ton kullanımına olan özeni oldukça olağan dışı. Morisot resimlerine baktığınızda her zaman onun cesaretinden dolayı etkilenmeniz mümkün. Yalnızca bir kadın olarak başardıklarından değil, aynı zamanda resim yapış tarzından dolayı da.